Turkey has a rich fisheries potential with its marine and inland waters. These aquatic areas with different ecological features have a significant biodiversity consisting of cold, warm, and hot water fish and other aquatic organisms. There are more than 2,000 fish farms in diverse habitats in Turkey. In 2018, fisheries produced from aquaculture increased to 314,537 tons, exceeding the production from capture fisheries for the first time. Turkey holds a leading position in fish production via aquaculture among European Union countries. The share of the Black Sea in aquaculture is around 10%. Small-scale aquaculture, which was initiated in inland water resources, has extended its scale to large volume cages in sea and reservoirs to meet the increasing demand. Balığa olan talep de artmaya başlayınca bu sefer Baraj Gölü'nde yeni tesisler satın aldık. Oradaki üretimin gerçekten balığı böyle hani 3-5 gramdan porsiyon ve daha büyük hale getirmek çok da keyifli olduğu için oradaki kapasitelerimizi ciddi manada geliştirdik. Sonradan denizde bu üretimler artmaya başladı baraj üretimine istinaden. Daha sonra kısa zaman içerisinde bu söylediklerim de gerçekleşti. Kafes çapları büyümeye başladı. 14, 12 ve 14 çaplı kafesler, ilk başta 2000'li yıllardaki kafes sistemleri. Günümüzde artık 30'luk, 40'luk, hatta 60'lığa kadar çıktı. The history of trout farming in the inland waters of the Black Sea region dates back to the 1960s. Streams fed by snow waters are ideal habitats for rainbow trout, endemic brown trout, and sea trout. In 1974'te Uzungöl'de inan kardeşler olarak alabalık üretimine başladık. Yetiştirdiğimiz balıkları Uzungöl'de tüketmek için lokanta kurmaya ihtiyacımız oldu. Ondan sonra lokantayı kurduk, turizm işine de başladık. Turizm ile alabalık üretimini bir arada götürmeye çalıştı ve hala devam ediyoruz. Ondan beri devam ediyoruz. Uzungöl'deki alabalık biraz daha meşhur oluyor Türkiye'de. Niye? Sularımız kirletsiz ve temiz olduğu için daha güzel yani piyasa ediyor balığımız. Rainbow trout can grow fast under controlled circumstances, have a high tolerance to handling, and are easy to obtain eggs and sperms from. For this reason, they are preferred more than the other species in aquaculture.
The annual production amount of rainbow trout in Turkey is around 115,000 tons. Approximately 20,000 tons of this production are obtained from the Black Sea. There are various ongoing projects to increase the decreasing trout population in the inland waters of the region. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Altındere Vadisi Doğal Alabalık Üretim İstasyonu'ndayız. İstasyonumuzun ana amacı doğal alabalık üretilmesi ve orman sularının balıklandırılmasıdır. Proje kapsamındaki uygulamamız doğal alabalıkların popülasyonunun artırılması, sürekliliğinin sağlanması ve sportif olta balıkçılığına katkıda sağlamaktır. Bu proje kapsamında doğal ortamda markalama ve izleme projesi, damızlık yönetimi ve yumurta larva kalitesi projesi, popülasyon büyüklüğü ve göç yönetimi projelerini uygulamaktayız. Fish farms in the region are mainly located in the provinces of Trabzon, Samsun, Sinop, Artvin, Rize, Tokat, Giresun, and Gümüşhane. Various government incentives are provided to increase production capacity. Bölgemizde daha iyi bir altyapı oluşturulması noktasında gerek müdürlüğümüzün gerek bakanlığımızın bu konularda çalışmaları var. Yani belli alanları zaten bakanlığımız yetiştiricilik bölgesi alanların çalışması yapılmış. Yani her ilde, her bölgede rastgele bir üretim alanı oluşturulmuyor. Artık her şeyle teknik altyapılar hazırlanmış. Son yıllarda özellikle ihracattaki bu güzel çalışmalardan dolayı bütün sektörlerde kırsal kalkınmadan hibe desteklerimiz, proje desteklerimiz var. İlimiz şartlarında bu hibe desteklerinde de son 2-3 yıldır bakanlığımız yeni işletmelerin rehabilitasyonunda kafeslerin daha büyük modern kafes yapılmasına destekleri var. Yine işletme, tabii bu yetiştirilen balıkların kısa sürede hasat edilip Avrupa'nın veya diğer dünyadaki diğer ülkelerin ihtiyacına göre hijyen şartlarda üretimin sağlanması için yeni üretim işleme tesislerine hibe destekleri var. Hasat sonrasında da 250 tona kadar üretilen balıkların yapmış olduğu üretim miktarına ilave bir destek söz konusu. Orada kilogram başına destek veriliyor. Bizim tesislerimizde biz zaman zaman tarım ve yerel kurumlardan aldığımız desteklerle birlikte burada modernizasyon çalışmaları yapabiliyoruz. İşte kafeslerimizi, ağlarımızı belli projelerde, Avrupa Birliği destekli projelerde de bunlarla birlikte çalışabiliyoruz. Bunların gelişmesi de bu sektörün gelişmesine gerçekten büyük bir katkı sağladı diyebilirim. In order to increase the decreasing trout stocks in nature and to meet the fry needs of the stock enterprises, fry production is carried out in hatcheries. Due to the high intensity of production, the fry requirement of the enterprises that produce in reservoir and sea cages is increasing. Therefore, certified fertilized eggs are imported from abroad from time to time. İşletmelerin sağlıklı üretim yapması için mutlaka sağlıklı bir yavruya ihtiyaç olduğunu biz düşünüyoruz. Bu konuda da yurt dışından yumurta ithalatının zaman zaman firmalarımızca yapıldığını biliyoruz. Sonuçta belli illerimizde yavru balık üretimi yapılmış olan, tatlandırılmış olan işletmeler var. Tabii bunların biraz daha bu üretim potansiyelinin artmasıyla birlikte kapasitelerin de artırılması konusunda bir arayış içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçlerde destekleme yapılacak olan alanların içerisinde önemli olan başlıklardan biri de yavru balık üretimi olduğunu düşünüyoruz. Evet.
After the spawning induction and fertilization process in the hatcheries, the eggs are kept in the incubator cabinets. Fries obtained from hatched eggs are fed in stages according to their marketing sizes. The surplus number of fries are sold to farms and to enterprises that produce in cages in the reservoirs. Once the troutling fed in fish farms reach a serving size of 180 to 200 grams, they are offered to consumers in local markets and restaurants. The troutlings weighing 2 to 3 grams, which are transferred to the net cages in the dams in April and June, are sold to other enterprises, restaurants, and consumers when they reach 150 to 200 grams. The trout, kept to be fed in the reservoirs and reach a weight of 1 to 1.5 kilograms in a year, are transported to the net cages in the sea in September through December for large-size trout farming. Özgürtün Baraj Gölü'nde yılın 12 ayı yetiştiricilik yapılabilmektedir. Yetiştiricilik faaliyetlerimizi yılın 10. ve 11. aylarında yavrularımızı Sivas ve Rize bölgelerinden alıp buradaki kafeslere metreküpe 3 ve 7 kilogram arasında kafes çaplarının birbirine göre yerleştiriyoruz. Bir sonraki senenin 11. ayına kadar bunları 500 gram ve 1 kilogram boyutlarına getirip Trabzon'daki işletmelerimize, kafes işletmelerimize canlı taşıma araçlarıyla gönderiyoruz. Bundan sonraki aşamada onlar da 11. aydan 5. aya kadar 3 kilogram ve 5 kilogram yapıp yurt dışına ihracatını sağlamaktadırlar. The trout that reach between 2 to 6 kilograms in sea cages with a diameter of 20 to 60 meters, with the help of mechanized feeding and powerful picking systems, are harvested in May through June according to demand. Yumurtadan itibaren başlayan bu balığın serüveni, kuluçkanelerden başlayan serüveni baraj ve denizle beraber bu dönemlerde sona eriyor ve orada hasat ettiğimiz yaklaşık 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 ve 6 kiloya kadar da yer yer ürettiğimiz balıklar suların ısınmasıyla beraber en son Haziran ayı içerisinde hasatlar başlıyor.
Şimdi daha önceden iç sularda yapmış olduğumuz havuzlarda daha çok porsiyonluk alabalık şeklinde yapılıyordu. Belli bir grama kadar üretiliyordu. 200 gram, 300 gram, 400 gram gibi. Ama şu anda tabii ki müşterinin talebi doğrultusunda ve diğer ülkelerdeki ithalat talepleri ve ihracat talepleri doğrultusunda biz bunları günümüzde denizdeki tesisimizde kullanarak 1 kilo üzeri, 2, 3, 4, 5 kilo üzeri balıklar şeklinde piyasaya sürebiliyoruz. The large-sized trout transferred to the modern processing facilities in the region are cleaned, frozen, and packaged and prepared for export. Sürekli kendini geliştirerek ilerleyen bir şirket yapımız var. İlk kurulduğumuz yıllardaki soğuk hava depomuz 3000 metrekareyken şu anda yaklaşık 6000 metre kapalı alana günlük 30 ton şoklama kapasitesinden bugün 90 ton günlük şoklama kapasitesine kadar çıkmıştır. Bu süre zarfı içinde tabii ki depolarımızda 750 tondan 2000 ton civarına kadar depolama kapasitesine çıktık. Bugüne geldiğimizde şu an yaklaşık 150 kişiyle beraber çalışıyoruz. %70-%80 civarında ihracata yönelik, özellikle somonda Uzak Doğu, avcılık balıklarında da Avrupa üzerine çalışıyoruz. Ürünlerimizin daha kaliteli, daha standartlarının yüksek seviyeye getirerek pazarda bir markalaşma yolu üzerine hedef koyduk. Üretmiş olduğumuz balıklar, Türk somonu diye tabir ettiğimiz balıklar her gün işte burada yine iş ortağımız olan bu firmaya, Polyfish firmasına geliyor. Burada da yani yaklaşık 2 ay içerisinde 3000 ton balığı işliyoruz. İşlenen balıkları ne oluyor? Önce depolanıyor, bir kısmı filoto haline getiriyor. Sonra da dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor ki en büyük ihracatımız şu an Japonya. Sonrasında işte Vietnam var, Rusya var. İç pazarda da ciddi bir talep var. Genel olarak global anlamda ki bizden istenilen, tedarik edilmesi istenilen ürünleri özellikle balıkçılık sektöründe çok fazla ön plana çıkartamıyorduk. Ama bu son 5 yılda baktığımızda gerçekten bir pay sahibi olmaya başladık. 15 yıl önce ile şimdiye baktığımızda gerçekten çok büyük bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum ben. Özellikle Avrupa piyasasında ve Uzak Doğu piyasasında da artık yeni bakanlığımızın da söylediği üzere işte Türk somonu hak ettiği yeri gerçekten aldı diye düşünüyorum. Hedefimiz Karadeniz somonu başta Çin, Japonya olmak üzere balık tüketiminin üst noktalarda olduğu ülkelere daha çok ihracat yapabilmek, teşvik etmek. Bölgemizde üretimi yapılan gökkuşağı alabalığın daha fazla katma değer ifade eden işlemiş ürün olarak, bir şuşu olarak, konserve ürün olarak, marina ürün olarak ihracatının yapılması konusunda firmalarımızla çalışmalar gerçekleştireceğiz. Hedefimiz Trabzon olarak önümüzdeki 10 yılda buradaki üretimi yani 20-25 bin tona çıkarmak. Türkiye'deki aslında ki hedef de önümüzdeki 10 yıl sonra hayal ettiğimiz üretim yaklaşık 100 bin ton civarında.
balığının dünya piyasasında tanınması konusundaki çalışmalarımız olarak bizim yapmış olduğumuz öncelikle kümelenme faaliyetleriyle birlikte uluslararası iş görüşmelerine firmalarımızı götürerek oralarda kendi bölgemizin reklamını yapıyoruz. Amacımız üretimi arttırmak, daha fazla ihracat yapmak, daha fazla kişinin buradan istihdamdan pay almasını sağlamak. Large-sized rainbow trout, raised in the Black Sea with high nutritional value, are offered to the world markets under the brand name Turkish Salmon or Black Sea Salmon.